11 tam 12 bölü 16 eksi 5 tam 8 bölü 16'nın değerini bulalım. Ve burada sadeleştirmede gerekebilir. Bu işlemi yaparken tam sayılı kesirleri sayılardan ayırmak işimizi kolaylaştıracak. Bu şekilde düşünürsek 11 tam 12 bölü 16 sayısını 11 artı 12 bölü 16 şeklinde yazabiliriz. Devam edelim. Şimdi de 5 tam 8 bölü 16 sayısını ne yapacağız? 11 artı 12 bölü 16 sayısından çıkarmamız gerekiyor. Bunun için parantez kullanacağım ve 5 tam 8 bölü 16 sayısını 5 artı yine 5 artı 8 bölü 16 şeklinde yazıp sonra da çıkarma işlemi yapacağım. Yeni eklediğimiz artılar sizi yanıltmasın. Burada aslında çıkarma işlemi yapıyoruz ve parantez bu bakımdan çok önemli. Şimdi parantezi açalım. İlk bölümü olduğu gibi yazıyorum. 11 artı 12 bölü 16 şimdi eksi işaretini dağıtmak gerekiyor. O halde eksi 5 eksi 8 bölü 16 elde ediyoruz. Şimdi de tam sayıları ve kesirli sayıları ayrı ayrı ele alalım. Tam sayı olarak 11 ve eksi 5 var. 11 eksi 5 bu tam sayılardan oluşan kısım. Sırada kesirli sayılar var. İsterseniz bunları da pembe ile yazalım. Artı 12 bölü 16 eksi 8 bölü 16. 11 eksi 5, 6 eder. Bu durumda 6'dan sonra elimizde paydalara eşit olan iki kesir kaldı. 6'yı bir kenara ayıralım ve kesirli sayılara bakalım. Paydaların ikisi de 16 olduğuna göre işlemi kolaylıkla yapabiliriz. 12 eksi 8, bu da 4 eder. Böylece 6 artı 4 bölü 16 ya da 6 tam 4 bölü 16 sonucuna ulaştık. Şimdi de 4 bölü 16 kesrini sadeleştirelim. Hem pay hem de pay da 4 ile sadeleştirilebilir, öyle değil mi? Çünkü iki sayı da 4'e bölünebilir. Biliyorsunuz pay ve paydayı aynı sayıyla sadeleştirirsek kesrin değerini değiştirmiş olmayız. Böylece sonucumuz 6 tam 1 bölü 4 oldu.